İntegral Forex TV kanalından herkese merhabalar. Yeni dop dolu bir programla sizlerle beraberiz. Bugün hem Amerika tarafında enflasyon rakamlarını karşılayacağız. Bunun üzerine konuşuyor olacağız. Fed üzerine konuşacağız. Hem de içeride olmazsa olmazımız Borsa İstanbul tabii ki. Bunun yanında dakikalar öncesinde sanayi üretim verisini aldık. Onun değerlendirmelerini alacağız. Bununla beraber Merkez Bankası'na değineceğiz tabii ki. Ve her perşembe olduğu gibi ekonomist Serdar Pazı ile beraberiz. Serdar merhaba, hoş geldin, nasılsın? Merhaba, hoş bulduk Deniz. İyiyim, teşekkürler. Tüm Integral Forex TV izleyenlerini selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. İstersen önceliğinde bir her zaman olduğu gibi Borsa İstanbul'la başlayalım Serdar. Şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda biraz can sıkıcı günler halen daha devam ediyor. Yoruldu aslında, yatırımcılar da yoruldu, bizler de yorulduk, herkes yoruldu, artık ne oluyor? Yönü belli olsun derken 9000 seviyesinin üzerinde tutunma çabasının olduğunu görüyoruz. Tabii bu tutunma çabasının da güç kazanması için işte 9200, akabinde bununla beraber 200 günlük ortalaması olan işte kabaca 9550 seviyelerin üzerine yerleşmesi lazım. Evet. Hani deriz ya endekste yön arayışı Serdar. Sanki yön arayışından ziyade daha çok dip arayışı içerisinde endeks. Yani şunu soracağım. Sence dip oluşumu tamamlandı mı? Yoksa aşağıda 8700'ler böyle inceden bize göz kırpıyor. Oraları görür müyüz yoksa artık o dipi tamamladık mı, ne dersin? Sen işte yatırımcı yorgun, endeks yorgun deyince aklıma yıllar yorgun, ben yorgun, boşa geçti seneler şarkısı geldi. Hakikaten hani son zamanlarda yaşanan endeksteki böyle çekilen patinaj, işte dar alanda kısa paslaşmalar. Tamam oldu bu sefer, hadi gidiyoruz derken tam tornistan geriye, hayal kırıklıkları. Bunları maalesef art arda yaşıyoruz. Yani söylenen şeyleri şimdiye kadar çok kısaca tekrarlamak gerekirse, hani endekste yeni bir hikaye olmadı. Borsa İstanbul'un sonuçta Türkiye ekonomisindeki şirketlerin performansını yansıtan, belirli ölçüde iskontolayan bir endeks olduğu ve dolayısıyla Türkiye ekonomisinde büyümenin yavaşladığı bir ortamdaki işte sanayi üretimi tarafında da bunu gördük. Dolayısıyla çok fazla bir satın alabilecek bir Hindistan gibi, işte bir geçtiğimiz yıllardaki Çin gibi ya da enerji fiyatlarındaki yukarı yönde hareketle beraber işte Brezilya gibi, altın fiyatlarındaki hareketle Güney Afrika gibi öyle bir somut hikayemiz olmaması ve yüksek faiz ortamında içeride yerli yatırımcıyı biraz daha işte getirisi garanti, ne vereceğini ne alacağını belli, çok fazla sürpriz olmayan para piyasası fonu, mevduat, özel sektör tahvili vesaire o mecraya götürmüş olması, işte ufak tefek halka arzlarına devam ediyor olması da mevcut pozisyonlardan çıkıp oraya girilmesi gibi bir döngü yaratıyor. Yabancı yatırımcı maalesef bizim istediğimiz ölçüde yok. Son birkaç gün içerisinde işte endeks o 8800'lere gidip 8700'de herkesin baktığı, ölçtüğü, biçtiği hani FIBO düzeltme seviyesi ve endeks 7200'den 11200'e giderken yaptığı o kuvvetli hareketin önemli bir ara, önemli mal alışveriş değişimin olduğu bölge olması itibariyle oralara yaklaşıp şimdi bir döndük gibi, ama yani döndük tam olarak artık buradan sonra yönlet yukarı diyebileceğimiz bir şey değil. Zaten dip oluşumu da işte biraz böyle bir şey. Yani tam bu sefer oldu derken bir daha geri adım atıyorsun. 9200, 9300'ler aşılmadan da böyle sanki seanslar devam edecekmiş gibi gözüküyor. Yani özellikle VIOP üzerinde çok yoğun short pozisyon taşıyan iki kurumun işte toplam pozisyonun %90'ını neredeyse sahibi olması, işte yoğunlaşma vesaire bir sürü farklı risk var, ya da en azından işte vade sonunda o kontratlar ötelenirken, bir sonraki vadeye roll edilirken piyasada yaratacağı volatilite var. Çünkü hani bu pozisyonun kendisi hedge'li mi değil mi, yani spot taşınan bir malın karşılığında mı, onu bilmiyoruz. Ama bu büyüklükte bir pozisyon, yani birkaç yüz bin kontrat böyle el değiştirirken sizin karşınızda işlem yaptığınız, siz satarken alan alırken sattığınız vesaire biri var. Hani o muhtemelen bir arbitraj fonu, işte hedge'de pozisyon taşıyan, hedge'ini aktif biçimde yöneten bir kurum. Onun yarattığı zaten volatilite sistemde yeteri kadar oynaklığın artmasına neden oluyor. Dolayısıyla bu kadar yüklü pozisyonun böyle devam ediyor olması çok bizi rahatlatan maalesef bir durum değil. Bilhassa
bilakis diken üstünde tutan bir gelişme. Endeksin 8700, 9200, yani biraz dar söylüyorum. Şu an zaten 9000'lerin üzerindeyiz ama hani 9400'ler, işte ondan sonra bakıldığı zaman 9700'ler, 11200'leri çok denedik, aşamadık. Ve dolar bazında da önemli yerlere geriledik, 250'lere, 260'lara. Yani bakıldığında enflasyon muhasebesi işte biraz gevşetilir mi, yumuşatılır mı? Özellikle henüz devreye alınmayan bankalara dair diye piyasada konuşmalar var. Çünkü enflasyon muhasebesi özellikle sanayi tarafında şirketleri çok ağır vurdu. Yani karlılıklarının aslında enflasyondan kaynaklandığını, kendi faaliyet karlılığının çok fazla olmadığını, hele ki işte faaliyet dışı şu an herkes hani atıl parası nakdi olan bir şekilde mevduatta vesaire bulunduruyor. Buradan elde edilen gelir de şirket finansal üzerinde önemli bir pay teşkil ediyor. Dolayısıyla işte bu ortamda demek ki biz aslında yani enflasyon kadar bir gelir artışı yaratıyoruz. Böyle net hani ekonomik kar olarak, işte muhasebesel kar, ekonomik kar ayrımına gireceğim. O yok. Hani onun olmadığı yerde de, yabancının olmadığı yerde de çok söyleyecek bir şey yok. Dediğim gibi enflasyon muhasebesine dair olası gevşetme, yumuşatma, bankalara dair işte gecikmeli bazı noktaların hariç bırakılması gibi şeyler olursa belki biraz bir kıpırdanma olabilir. Ama bizim arzu ettiğimiz ölçüde maalesef bir toparlanma çok kısa sürede bu yüksek faiz ortamında olmayacakmış gibi gözüküyor. Peki şimdi mesela enflasyon muhasebesiyle hani sanayi sektörünü oldukça zorladığını ifade ettin. Bugün ise hatta dakikalar öncesinde hatta sanayi üretim verisini aldık. Ağustos'ta aylık %1.6, yıllık %5.3 azaldı. Sert bir düşüş var baktığımızda Serdar. Şimdi son açıklanan PMI rakamlarına baktığımızda da orada da düşüşler var. Dolayısıyla sanayi sektörü biraz daha zayıf seyredecek, öyle söyleyebiliriz aslında. Daha zayıf seyirlerde görebiliriz. Sen hem bu sanayi üretim verisini hem de bununla birlikte yine sanayi sektörüne yansımalarıyla ilgili nasıl değerlendirirsin? Yorumların nedir? Şimdi tabii sanayi ağırlıklı olarak ihracatın bir öncüsü. Yani bizde ağırlıklı olarak sanayi işte yurt dışına yapılan satışların, ihracatın yapıldığı, oraya odaklanılan bir sektör. Tabii ki yani iç pazar, iç talep de var ama ağırlıklı bu taraf. Yani o taraftan iyi sinyal gelmiyorsa hani bir sanayi üretimi ülkedeki ekonomik aktivitenin, büyümenin bir önemli öncü göstergesi. Daha önce yakalıyoruz onu. Büyüme çünkü çok geriden geliyor. Hatta PMI senin de dile getirdiğin satın alma endeksleri daha da önce geliyor. Daha öncü bir, bazen yanıltıcı da olsa öncü bir sinyal oradan alabiliyoruz. Şimdi buralarda işler iyi değil. Yani o işte cari açık, dış ticaret dengeye doğru geliyor, cari açık problem olmaktan çıkıyor filan söyleminin aslında ne kadar anlamsız olduğunu. Çünkü ithalat azalıyor. Neden? Aramalı ithal etmiyorum. Enerji ithalatı vesaire bunlar düşüyor. Onlar niye düşüyor? Bir sonraki dönemde ben Avrupa'nın durumu ortada. İşte Almanya'da fabrika siparişleri, her türlü veri beklentinin altında gelmeye, Alman ekonomisi bu sene 0.3 büyüme beklenirken 0.2 daralmayla yılı tamamlayacak diye. Bizatihi hükümetin kendisinden açıklama geldi. Yani kimse biliyorsun yoğurdum ekşi demez normalde. Evet benim yoğurdum ekşi açıklaması birebir geldi. Şimdi bu ortamda hani Almanya'nın, Fransa'nın, Belçika'nın, Hollanda'nın resesyonun eşiğinde böyle kıvrandığı bir düzlemde biz nereye ihracat yapacağız? Amerika, biliyorsun Amerika'da da benzer korkular var. Aynı ölçekte olmasa da. Orta Doğu vesaire tarafında zaten jeopolitik risklerle farklı bir düzlem. Yani biz şimdi Çin'e alternatif olacağız. İşte daha düşük karbon ayak iziyle biz üretim merkezi tesisi olacağız. Avrupa'nın vesaire diye böyle çok köşeli büyük laflarla, iddialı söylemlerle ortaya çıkılıyor. Ama işte bunu bilfiil gerçekleştirme noktasında çok maalesef fersah fersah geride olduğumuzu söylemek gerekiyor. Şimdi bu negatifte giden sanayi üretimi verisiyle PMI endeksi, İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan, MÜSİAD tarafından açıklanan işte SAMET, İhracat İklim Endeksi, bunların hepsi aynı şeyi söylüyor. Bir sonraki periyotta bir önceki periyoda göre daha az iş yapacağım, daha az ihracat yapacağım, daha az
satış yapmayı bekliyorum. Maliyetlerim çok artıyor, bunu fiyata yansıtamıyorum. Yani bu herhalde işte 3-5 kelimede Türkiye'deki iş dünyasının, iş insanlarının söylemini özetlesem böyle bir şey çıkar. Şimdi burada hani dezenflasyonla bunun çeliştiği, yani dezenflasyon için faizlerin yukarıda kalması lazım. Alım gücünün çok kuvvetlenmemesi, iç talebin artmaması lazım. Şimdi onun olduğu yerde o zaman işte sanayici, ben kredi tarafında sıkıntı çekiyorum. İşte bir takım adımlar atılmaya, önlemler dile getirilmeye çalışılıyor. İşte reeskont kredilerinde bakıldığında bir limit 3 milyardan 4 milyara günlük arttırıldı. İşte çeşitli katma değerli ürün meydana getiren sanayicilerin, iş insanlarının firmalarına çeşitli destekler, finansman paketleri vesaire. Ama artık bunlar işte böyle 1 trilyon doların üzerinde bir ekonomide bir şeyleri değiştirecek rakamlar değil. Yani bunun hani plasebo etkisi vardır. Sen doktora gidersin, doktor sana işte beyaz böyle bir hap verir, al bu ateşini düşürür der. O işte ne bileyim nane şekeri bile olsa sende bir doktor verdi demek ki ben iyi olacağım diye bir etki yaratır. Yani ona benzer bir etkisi var bunun, böyle kalıcı, yani gerçekten işte parasitemol, antibiyotik vesaire gibi bir şey değil maalesef. Yani çünkü o dediğim gibi 1 trilyon doların üzerinde bir ekonomi. Biz işte ayda 20-25 milyar ihracat yapıyoruz. Hani bunu işte 30-35'e falan çıkartacak büyüklükte paketlerden, teşviklerden maalesef söz edemiyoruz. O yüzden sanayi üretiminin böyle kalması çok iyi bir röntgen. Yani hastanın ne durumda olduğuna dair. Bunda da çok kısa bir toparlanma beklemiyorum. O işte geçtiğimiz yılın başında, önceki Merkez Bankası Başkanı döneminde işte öyle büyümeden, feragat etmeden de enflasyonla mücadele olur, arada ödünleşme vesaire diye edilen söylemin ne kadar altının boş olduğunu şu an net biçimde görüyoruz. Enflasyonda arzu ettiğimiz yerin çok uzağındayız, bir geri çekilme olsa da, ve bunu ne pahasına yapabiliyoruz? Yani o işte tüpten çıkan diş macunu gibi. Yani çıkıyor, çıkması kolay, geri yerine, kutunun içine konması imkansıza yakın, çok zor. Yani bozulmasıyla tamiri çok farklı seviyelerde eforlar gerektiriyor. Biz bunu çok küçümsedik. İşte ne olacak, büyümeden de feragat etmeden enflasyonla mücadele işte olmadığını görüyoruz. Yani enflasyonla mücadele için belki yılbaşında asgari ücrete, geçtiğimiz dönemki enflasyonun altında bir zam yapılacak, geniş kitleler, işte emekli, memur, dar gelirli, daha zor şartlarda bir 2025 yılı geçirecek, çok temel hayatını idame ettirmesi için gerekli, belki gıdadan vesaire mahrum kalacak gibi gibi. Yani büyümeden, feragat etmeden enflasyonla mücadelenin olmadığını inşallah herkes anlamıştır, ama işte pahalı bir ders olduğunu da söylemem lazım. Evet, çok haklısın. Peki o zaman şuraya bağlayalım. Merkez Bankası'na değinmek istiyorum. Faiz indirim süreci şimdi son gelen enflasyon rakamlarıyla birlikte 2025'e ötelendi bir nevi, değil mi Serdar? Evet. Şimdi diğer yandan baktığımızda Wells Fargo'nun da enflasyon uyarısı var Merkez Bankası ile ilgili. Enflasyonla mücadele konusunda temkinli duruşunun devam ettirmesi, sürdürmesi gerektiğini de ifade ediyorlar. Ve bu yıl için ise %55-60 aralığında, 2025 yılı için ise %30-35 aralığında enflasyon beklentilerini olduğunu ifade ediyorlar. Ne dersin, sen nasıl yorumlarsın? Yılın sonuna doğru zaten artık çok az kaldığından, yani işte 45 civarı bir yerde olacağı aşikar. Yani birkaç puan hata payı olabilir. Yani orada artık çok bir soru işareti yok. Ha, bu yılın ortalaması ne diye bakacak olursan, tabii çok yüksek rakamlar var. O bahsedilen hani 50'lerin üzeri, 60'lara yakın rakamlar söz konusu olabilir. Gelecek sene enflasyonun, işte biliyorsun Merkez Bankası resmi tahmini 14, orta vadeli programda 17,5, Mehmet Şimşek'in yurt dışında yaptığı söylemlerde, katıldığı seminerlerde, toplantılarda 20'nin altı bir enflasyon rakamını zikrettiğini, söylediğini biliyoruz. Şimdi piyasa katılımcıları, yani en naif enflasyon beklentisine, en Merkez Bankası dediğine evet tamam tabii olur diye kabullenmeye hazır kitle bile 30'a yakın bir enflasyon, 27'ler civarı bir yıl sonu enflasyon rakamıyla çalıştığını söylüyor. İşte Merkez Bankası'nın bizatihi kendisinin yaptığı, İşte iş dünyasının buradan bir yıl sonra enflasyonlara da 50'nin üstü bekliyor. Ki bu insanlar işte demin de dediğimiz, konuştuğumuz, yani işletmelerin başında ürettiği ürüne serbest piyasa ekonomisi
doğrultusunda istediği fiyatlamayı yapabilme gücüne sahip insanlar. İşte halkın bir sene sonra enflasyon, işte şu an %100'lerde, bir sene sonra en fazla %70'e geriler beklentisi. Belki bir yerlerde kırılabilir, işte yılbaşında daha az zam yaparsın filan kırılır. Çünkü talep blok olarak azalacağı için hani arzu etmediğimiz bir gelişme, ama işte öyle de bir takım pozitif ve negatif bunun çıktıları olabilir. Ama iş dünyasının, yani bilfiil fiyatlamayı yapan kurumun, ki Türkiye'de tabii ki kamunun ağırlığı çok fazla ama özel sektörün ağırlığının daha fazla olduğunu da burada yine hatırlatmak lazım. Şimdi böyle bir ortamda sen batıda yatırımcıyı ikna ettim, etmeye çalışıyorum, işte geziyorum, anlatıyorum. Buradaki insanlar ikna olmadan, şimdi Türkiye ekonomisindeki enflasyondan bahsediyoruz. Türkiye ekonomisi dediğimiz işte hane halkı, işte sen, ben, kurumların başındaki insanlar, sanayiciler, iş insanları, üretim. Sonra işte bir de kamu tarafı. Şimdi kamu yılbaşında ne yapacak? Bu senenin enflasyonu ortalaması kadar, işte %50'lerin üzerinde bir rakamla bütün işte pasaport, harç, işte vergiler, ondan sonra otoyol, geçiş ücretleri, oraya endeksli tüm mallara zam yapacak. O zaman yılbaşında işte Deutsche Bank'tan vesaire bir sürü yerden %25'ler, 30'lar vesaire zam gelebilir diye. Yani bu yine de 40-45 enflasyonun altındadır ama enflasyon hedefinin çok üzerindedir. Şimdi o zaman sen hani bu kadar para arzını arttırdığın, kendi yönettiğin, yönlendirebildiğin, ücretleri bu kadar yukarı çektiğin bir yerde başkasından 14'e 17.5'a riayet etmesini, ona inanmasını, onu sahiplenmesini nasıl istersin, beklersin? Yani işte bu hani olmayacak duaya amin demek diye bir laf vardır. Hani birebir onun özeti. İşte burada hep zaman kazanma, işte bir sonraki senenin sonu, işte 2-3 sene sonra tek haneye inecek filan. Yani 3 sene sonra zaten seçim atmosferine, sattığım hayaline eskilerin deyimiyle girmiş olacağız. Yani orada popülist politikalara geçilmeyeceğini, bu kadar sıkı para politikasının devam edeceğini düşünen yani kimse varsa ona hayatta başarılar diliyorum. Peki o halde. Şimdi buradan da o zaman Amerika'ya geçelim o halde Serdar. Şimdi seansler sonrasında önemli bir veri, enflasyon rakamlarını alacağız Amerika tarafında da Türkiye saatiyle 15.30'da. Şimdi manşette 2.5'ten 2.3'e inmesi bekleniyor ki gerçekleşirse 2021 yılından bu yana en düşük seviye olacak. Çekirdeğin ise %3.2 olarak kalması bekleniyor. Tabii veri beklentiler üzerinde gelirse dolarda bir güç artışı görebiliriz. Beklentiler dahilinde veya altında gelirse belki bir miktar güç kaybı görebiliriz. Ama benim sorum şu. Şimdi Fed faiz indirim sürecinde bir aksamaya neden olabilir mi? Olabilir. Neden? Çünkü istihdam verisi Fed'in beklediğinin üstünde geldi ve evet, resesyon kapıda. Aman işte işsizlik artıyor. İstihdam tarafı Amerika'nın önemli ayakta tutan kısmı. Çünkü Amerika, dış dünyada yaşanan bozulma Amerika için de geçerli. Amerika da Avrupa'ya mal satamıyor mesela. Ama kendi içerideki ekonomisi o kadar büyük ve halkı tüketmeye o kadar eğilimli ki zaten kendi kendine yaptığı tüketim harcamalarıyla ekonomi belirli ölçüde ayakta duruyor. Dünyanın geri kalanı daha kötü durumda olsa da Amerika, değil mi, işte Çin'deki o beklenti çok altı büyüme, Avrupa'daki, dünyanın İngiltere'de yaşanan pahalılık, Avustralya'sı, Yeni Zelanda'sı bile kendini çok ayrıştıramadı. Bu duruma düşmedi. Neden? Çünkü kendi aile halkı son sürat tüketmeye devam ediyor. Amerika'da işi olan insan zaten hani işte birinci ay arabayı değiştiriyor, ikinci, üçüncü ay daha büyük bir eve taşınıyor. İşte ya mortgage'la ya işte kira, lease vesaire yöntemiyle bir sürü farklı finansman imkanları var. Burada maalesef olmayan. Dolayısıyla Amerika'da enflasyon işte 2.5'dan 2.3'e manşetin gelmesi iyi ama çekirdeğin, yani gıda ve enerji hariç bırakılan enflasyonun 3'ün üzerinde kalmaya devam etmesi, işte Fed'in faiz indirimi noktasında biraz daha eli sıkı davranmasına neden olabilir. Yani ne demek istiyorum? Kasım'da ve Aralık'ta 25'er bas puan gelme ihtimalini daha yüksek görür. Özellikle manşet tarafta değil de çekirdek tarafta bugün bir aşağı yönlü sürpriz gelmezse görüşüm bu yönde. Çünkü şu ana kadar gıda ve enerji aşağı doğru gelerek FAO'nun açıkladığı gıda fiyatları, bu OPEC Plus'ın tüm kısıntılara rağmen Çin'in düşük talebiyle beraber
ve Avrupa'nın düşük talebiyle beraber enerji fiyatlarının, akaryakıt fiyatlarının belirli seviyelere gitmesi. Ama şimdi işte Orta Doğu'da jeopolitik tansiyon bakıldığında, Amerika'da işte kasırgalar vesaire, onlar üretim tarafında nasıl bir sekteye uğratacak bunları bilmiyoruz. Gıda tarafında da keza benzer biçimde. Ukrayna-Rusya tarafındaki gelişmeler malum. Dolayısıyla gıda fiyatı da, akaryakıt fiyatları da, enerji fiyatları da bundan sonra manşet enflasyonu çekirdek enflasyona bilakis yaklaştıracak kadar şu ana kadar destek oldu. Bundan sonra köstek olabilir. Bu bizim için de tabii, yani enflasyonla mücadele eden, hedefleri indirmeye çalışan, bizim hedef %5, neredeyse aylık %5 üretiyoruz ama yıllık %5 hedef o. Ama tahmin işte 14 ya da 17,5, oralara doğru gelmemiz üzerinde önemli bir engel teşkil edebilir. Dolayısıyla Amerika'dan ben yılın geri kalan iki toplantısında 25 bas puanlık iki karar bekliyorum. Dolar endeksinin bunun yansıması olarak 100'ün üzerinde, yakın zamanda bir 102-102,5 denemesi var. Orası aşılırsa bir 105'lere doğru, zayıf ihtimal de olsa potansiyel barındırıyor. Dolara yansımasının da bu şekilde olmasını bekliyorum. Peki o zaman son olarak da şimdi Fed toplantı tutanakları yayınlandı Serdar. Tabii Fed yetkililerinin faiz indirim büyüklüğü konusunda ayrıştığını gösteriyor bize tutanaklar. Tabii sürpriz bir içerik yoktu tutanaklar tarafında. Enflasyon ve istihdama dair işte risklerin dengeli olduğu da ifade ediliyor. Senin yorumun nedir bu tutanaklarla ilgili? Şimdi tutanaklar tabii ki 50 bas puan, herkesin beklediği, gönülden inandığı, el birliği, oy birliğiyle alınmış bir karar olmadığı bariz. Çünkü hani Temmuz'da Tabii. indirim yapmayıp Eylül'de 50 ile başlamak, hani Fed'in şimdiki geçmişine, işte mevcut üyelerin dünya görüşüne vesaire bakıldığı zaman, hani bu kadar sert bir soldan sağa ya da sağdan sola dönüşü gerektirecek bir değişiklik yaşanmadı Amerikan ekonomisinde. Tamam işte istihdam vesaire revize edildi ama hiç indirim konuşmuyoruzdan 50 bas puanla başlıyoruz, onu haklı çıkartacak bir şey olmadı. Yani o mesela işte Orta Doğu'nun daha geniş arzu etmediğimiz şeyler, yani coğrafya, işte Çin-Tayvan arası bir şey olması, Ukrayna-Rusya'nın farklı bir noktaya evrilmesi, işte Kızıldeniz'de, işte Somali'de vesaire, hani bir şeylerin olması. Yani öyle bir force majeure olayın olmasıyla ancak ben ekonomiyi desteklemek adına ya da işte Amerika genelinde bu kasırga felaketi mesela daha yeni başlıyor. Hani oldu, yaşandı ve işte o daha önce New Orleans'da vesaire gördüğümüz gibi çok büyük hayatı sekteye uğratan, ekonomideki hani büyüme vesaire bir tarafa bırak, sosyal insani olarak bile büyük bakıldığı zaman felaketler vesaire. Şimdi onun olması gerekiyor. Onun olmadığı yerde, şimdi tam başkan işte piyasayı bir şekilde buna hazırladı. İşte piyasada bir ölçüde beklenen noktaya geldi ama daha hani veriyi görerek, veriye göre fikrini oluşturan ya da değiştiren üyeleri tatmin edecek bir şey olmadı. Onu da çok net toplantı tutanaklarında yaşanan çekişme ile görüyoruz. O yüzden ben o tarafın biraz daha son gelen kuvvetli veriler sonrası baskın tarafa geçeceğini ve işte 25'er bas puanlık indirimlerin en iyi ihtimalle geleceğini düşünüyorum. Peki. Serdar çok teşekkür ederim kıymetli yorumların için. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. İnşallah görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.